Bismillahirrahmanirrahim. Regaib namazı diye bir şey var mıdır? Recep ayında idrak ettiğimiz regaib gecesine dair özel bir namaz yoktur. Genelde bazı sitelerde, internet sitelerinde veya bazı kitaplarda regaib namazını görmekteyiz. Nasıl kılınacağı detayına varana dek yazılmıştır. Özellikle bu konuyla ilgili uydurma bir hadis, yani asılsız mevzu bir hadis vardır. Mevzu hadis demek, yani hadis değil, hadis olduğu iddia edilen bir söz, cümleler vardır. Buna dayanarak bazı kitaplarda böyle bir namazın var olduğu yazılmıştır. Ama bu doğru bir görüş değildir. Şimdi bununla ilgili ayrıntılara yer vereceğiz. Regaib namazı İmam Gazali'nin İhya-u Ulumiddin adlı kitabında geçmektedir. Türkçe'ye de çevirisi var bu kitabın. Meşhurdur, muhakkak duymuşsunuzdur. 4 cilt olarak tercüme edilmiş. Farklı baskılar vasıtasıyla 4 cilt yerine farklı ciltlemeler de yapılmış olabilir. İhya'da bu namazın geçtiğini, yani buna dair hadisin geçtiğini görmekteyiz. Şu an karşınızda Arapça bir baskı var. İşte ma min ahad diye devam ediyor. Burada göründüğü üzere 12 rekat namaz kılmakla ilgili bir rivayete yer verilmiş. Aleyhi ve sellem diyor. Yani görüyorsunuz, bir isnadin, bir isnat ile, an Resulullah, Resulillah, Allah'ın Resulü'nden bir isnad ile şöyle rivayet edilmiştir. Peygamberimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiş. Rivayet edilmiş ama bu rivayet doğru değildir. Nitekim bu baskının hemen kenarlarında görüyorsunuz ek değerlendirmeler vardır. Altında yer alan değerlendirmelerde işte hadis demiş, 12 rekatlık namazdan bahsedilen o rivayet hadisun mevzu'un, mevzu bir hadistir, yani uydurmadır, asılsızdır. Esasen Türkçe baskısına baktığımızda böyle bir değerlendirme görmemekteyiz. Yani bu sayfanın geçtiği yerde hemen altta dipnotlarda, burası bir dipnot, dipnotta bu hadisin asılsız olduğu Türkçe baskılarda yer almıyor. Tabii tüm baskılara bakmadık, elimizde bir baskı vardı. O baskıya baktığımızda uydurma bir rivayet olduğu yazmıyor. Siz de eğer İhya Ulumiddin adlı kitaba ulaşabiliyorsanız Türkçe baskısına bakınız. Bedir Yayınevi Cilt 1 sayfa 554-55, oraya baktığımızda bu sayfayı görmekteyiz. Orada uydurma olduğu, asılsız olduğu yazmamaktadır. Böylece değinmiş olduk. Yani evvela ne diyelim, bu namaz İmam Gazali'nin eserinde geçiyor. Orada bahsedilmiştir. Ama bahsedilmiş olan rivayet, o hadis asılsızdır. Şimdi İmam Nevevi'ye bakıyoruz. İmam Nevevi bildiğiniz üzere aynı İmam Gazali gibi Şafii mezhebine mensup büyük bir alimdir. İmam Nevevi çeşitli dallarda kitap yazmış olsa da, işte lügatta yazmıştır, bir lügat kitabı var. Fıkıhta yazmıştır, meşhur bir fıkıh kitabı var. Ama en meşhur olduğu saha hadis sahasıdır. Şimdi bu namaz bir hadise dayandırıldığı için ne yapmamız gerekir? Hadis sahasında uzmanlaşmış olan alimlerin görüşlerine bakmamız gerekiyor. Ve İmam Nevevi hem ehli sünnetten bir alim olması hem de bir hadis alimi olması sebebiyle bu konuda ne söylediği önemlidir. Kendisi Müslim Şarihi olarak meşhurdur. Baktığımızda Sinta'a işlata rakaten, 12 rekatlık namazdan bahsedilmiştir. Akşam ile yatsı arasında kılınır. Recep'in ilk cumasında kılınmaktadır. Regaib namazı olarak bilinmektedir. O şekilde meşhurdur. Bu aynı zamanda bidattır ve münkerdir. Tabi İmam Nevevi sadece regaib namazına değinmiyor. Burada Şaban ortasında kılınan diğer namazlara değinmektedir. Ama şu anki konumuz regaib namazı olduğu için biz sadece bunu işlemekteyiz. 12 rekatlık namaz nedir? Bidattır, münkerdir. Bu tabii ki İmam-ı Nevevi'nin söylemidir. Yani bizim görüşümüz değil. Şurada tercümesi yazıyor. İmam Nevevi şöyle demiştir. İlgili namaz, regaib namazı adı ile bilinir. O namaz 12 rekattır.
Recep ayında ilk cuma gecesi akşam ile yatsı arasında kılınır. Bu namaz münkerdir, bidattır, çirkindir. Bu iki namazın Kutul Kulub ve İhya-u Ulumiddin adlı kitaplarda zikredilmesine, evet az önce bahsettiğimiz üzere İhya'da geçmekte, aynı zamanda Kutul Kulub adlı kitapta da geçmektedir. Zikredilen bu hadise aldanılmaması gerekir. Çünkü bütün bunlar batıldır. Hadisin hükmü kendisine karmaşık gelen bazı imamların bu namazı müstahap olduğunu yazmalarına aldanmamak gerekir. Çünkü bu imamlar hata etmiştir. Yani alimler hata edebilir mi? Elbette edebilir. Zaten hata edebileceklerini belirten hadis de vardır. Hani alimler hata yapsa da bir sevap, doğru yaparlarsa, doğru bir karar alırlarsa iki sevap alırlar diye bir hadis var. Direkt alim diye geçmiyor, hakim hükmeden diye geçmekte. Şimdi bu bahsettiğimiz bu Arapça yazı tabi taranarak buraya aktarılmış. Aşağıda hemen Türkçesi yer almış ama bu anlattıklarımız doğru mu, yani kaynak ne? İmam Nevevi El Mecmu adlı bir fıkıh kitabı var. Cilt 3 sayfa 548 Mektebetül İrşad'da basılmış. Mektebetül Arabiyyetü Suudiye. Bu kitapta bu aynen yer almaktadır. Esasen bu namazın bidat olduğu, çirkin olduğunu, ilgili hadisin mevzu yani asılsız olduğunu belirten başka pek çok alim de vardır. Biz burada bir ikisine değineceğiz. Şuraları okuyarak çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Mevzudur, ravileri meçhuldür. Bu namaz regaib namazı adı ile meşhurdur. Hadis hafızlarının ittifakı ile o hadis mevzudur. Konumuz ne? Hadis. Öyleyse hadis alimlerinin ne dediğine öncelikle bakmak gerekir. Şimdi konu beyin ameliyatı olduğu zaman kimse gidip kırık çıkıkçı bir doktora soru sormaz. Herkes beyin ameliyatında kim uzmansa o doktora gider. Şimdi konumuz hadis olduğu için bir fıkıhçıya, bir kelamcıya gitmiyoruz. Hadisçiye soruyoruz bunu. Ve hadis alimleri bu şekilde belirtmiştir. Tabi gördüğünüz üzere pek çok kaynak var. Bunun dışında ne diyebiliriz? O regaib namazı bidattır. Bu konuda varid olan hadis, muhaddislerin ittifakı ile mevzudur. Buna İbn Hacer el-Eskalani'nin kitabını da örnek olarak verebiliriz. Tebyinül Aceb adlı kitabında sayfa 38'de 18. hadiste. Yani sayfa belki sizdeki tutmayabilir. 18 numaralı hadise baktığımızda İmam İbn Hacer el-Eskalani'nin bu şekilde yazdığını görmekteyiz. Bildiğiniz üzere İbn Hacer el-Eskalani de Şafii alimidir ve Buhari şarihidir. Hadis alanında oldukça meşhurdur. Yine aynı şekilde bu hadisin işte mevzu olduğu Acluni'de de, yani Acluni'nin Keşful Hafa adlı kitabında da geçmektedir. Ayrıca İmam Nevevi sadece o kadar söyleyerek, o kadar şey ifade ederek durmamış. Ne yapmıştır? Bir de muttefakun demiş. Görüyorsun, ittifak var. Ala kerahiye. Yani mekruhluğu üzerine, çirkinliği üzere. Çirkin oluşuna dair bir ittifak var. Yine İmam Nevevi başka bir kitabında şöyle ifade etmiştir. Bu bidatı, regaib namazını çıkarana ve icat edene Allah lanet etsin. Bu namaz dalalet yani sapıklık ve cahillik sayılan çirkin bidatlardandır. Bu bidattaki çirkinlikler gayet açıktır. Devam ediyor yazı. Kaynak olarak İmam Nevevi El Minhac Şerh Sahih-i Müslim. İmam Müslim'in El Camiu Sahih adlı kitabı var. Bir hadis kitabı. Müslim diye bilinir. İmam Nevevi bu kitaba şerh yazmıştır. İşte o şerhin 8. cildinin sayfa 20'sinde, yani 8. cilt sayfa 20'de geçmektedir bu yazı. Birinci baskı 1929 yılında basılmıştır. El Matbaatul Mısriye bil Ezher. Şu ana dek ne gördük? Bir, yani gördüklerimizi özetlemek gerekirse, bir Buhari şarihi İbn Hacer el-Eskalani bu hadise sahih dememiş, hasen dememiş, zayıf da dememiş, uydurma demiş. Aynı şekilde bu sefer Müslim şarihi İmam Nevevi de yine uydurma olduğunu söylemiş. Şimdi sıra tekrar bir Buhari şarihine geldi. İbn Recep da bir Buhari şarihidir. Bakalım bu alim neler anlatmış.
şarihlerinden İbn Recep konuyla ilgili olarak şöyle demiştir. Recep ayına mahsus bir namaz yoktur. Regaib namazının faziletine dair rivayet edilen hadisler yalandır, batıldır, sahih değildir. Şimdi sadece sahih değildir deseydi belki hasendir. Bu şekilde akla gelebilir. Belki zayıftır. Bu da gelebilir. Ama hemen sol tarafta yalan olduğu ve batıl olduğu geçtiği için artık zayıftır, hasendir diye akla gelmez. Direkt uydurma olduğu akla gelmelidir. Eski alimler bu hadisi zikretmemiştir. En eski kitaplarda bunu bulamayız. Çünkü o zamanlar bu hadis yani bu sözler uydurulmamıştı. Bu rivayet 400 diye bir rivayete göre 480 yılından sonra uyduruldu. İbn Recep Letaiful Maarif adlı kitabı sayfa 228. Dar İbni Kesir 5. baskı 1999 Beyrut şeklinde devam ediyor. Görüldüğü üzere farklı kaynaklar da var. Sıra geldi Iraki'ye. Iraki de yine meşhur hadis alimlerinden birisi. Kendisinin elfiyesi var. Hadis alanına yazmış olduğu. Iraki aynı zamanda İmam Gazali'nin İhyasını tahric etmiştir. Şimdi bakıyoruz bu ilgili hadise ne söylemiştir. Ve o hadis nedir? Hadisun mevzu'un. Uydurma bir hadistir. Tabi salatı regaipten bahsediyoruz. Regaip namazına dair varit olan hadis asılsızdır demektedir. İhyanın tahricini yapan Iraki bu hadisle ilgili olarak o hadis uydurmadır, asılsızdır demiştir. Iraki el-Muni an Hamd es-Sfar. Sayfa 156-157 diye bakılabilir. Darut Tayyip'e birinci baskı devam ediyor. İbn Hacer el-Eskalani Tebyinul Aceb sayfa 11. Orada ne anlatmakta? Faslun bir konu. Lem yerid varid olmadığı fi fazl-ı şehri Recep. Recep ayının faziletine dair varid olmadığı ne varid olmadı? Hadis. Bir hadis yoktur diyor. Aynı şekilde bak burada fazilet dedi. Şimdi siyam orucuna dair bir hadis de varid olmadı. Oruçla ilgili bir şey yok. Aynı zamanda ona has bir namaz da yok. Bu şekilde bir hadis de gelmedi. Ama nasıl bir hadis? Sahih bir hadis. Öyle sahih ki hüccet yani delil olmaya elverişli sahih bir hadis yoktur. Ama ifadeler devam ediyor. Burada bitmiyor. Fakat meşhur olmuştur ehli ilim. Yani biraz müsamaha ederler. Hoş karşılarlar, izin verirler. Neye izin verirler? Zayıf hadisler ile faziletli konularda amel etmeye. Yani zayıf bir hadis olsa ve bu zayıf hadis bir fazilet konusu içeriyorsa. Ne gibi? İşte bu gece 10 rekat namaz kılarsanız şu kadar sevabı vardır. Şu günahınız affedilecek şeklinde bir hadis olsa ve bu hadis zayıf olsa bu hadisle amel edilir. Malem tekun mevzuan. Mevzu olmadığı sürece yani asılsız olmadığı sürece o hadiste amel edilir. Zaten zayıf hadiste amel konusunun 3 görüş vardır. 1. Her konuda amel edilir. 2. Asla amel edilmez. Hiçbir konuda edemezsin. 3. Sadece fazilet ifade eden, işte sevap ifade eden, kurtulmayı ifade eden konularda zayıf hadiste amel edilir diye 3 görüş vardır. Tercih edilen görüş fazilet konularında zayıf hadiste amelin caiz olduğu. İbn Hacer devamla ne demektedir? Bazı cahillerin konuyla ilgili hadisleri sahih zannettiğini, sahih bir sünnet zannettiğini de ifade etmiştir. İmam Şafii aslında bu İmam Şafii'nin buradaki sözü direkt namazla ilgili değil belki ama duayla ilgilidir. İmam Şafii de önemli bir şey ifade etmiştir. Burada Recep ayının evvelinde yapılacak duanın müstecap olduğunu ifade etmiştir. Bir de Diyanet İslam Ansiklopedisinden konuya bakıp tamamlayalım. 34. cilt 535. sayfa. Regaib gecesi maddesine baktığımızda özellikle tasavvufi eserlerde yer alan Hz. Peygamber'in Regaib gecesinin ana rahmine düştüğü Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde
Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir. Evet, bu hadisler asılsızdır. Tabi devamında pek çok şey daha ifade edilmiştir. Sonuç olarak sizlerin de gördüğü üzere gerek Buhari şarihi olan İbn Recep, İbn Hacer el Eskalani olsun, gerek Müslim şarihi olan İmam Müslim olsun, pardon İmam Nevevi olsun ve diğer alimler olsun hep birlikte bu hadislerin yani regaib namazına delil olduğu söylenilen bu hadisin asılsız olduğu, böyle bir namazın olamayacağı, böyle bir namaz kılmanın bidat olduğu, çirkin olduğunu gördük. Hatta İmam Nevevi'nin bu namazı kim uydurduysa diyerek ona beddua ettiğini de hep birlikte gördük. Özet olarak böyle bir namaz yoktur.